bilgi vermeme, son aylarda da tecrit içinde tecrit uygulama, işte daha önce volta cezası verme, disiplin cezası adı altında, 6 ay aile görüşü, 3 ay yine avukat görüşü. Bunlar özel savaşın yöntemleri olarak devlet aslında 22 yıldır İmralı sisteminin kuruluş biçimi, oluşturulma biçimi, Öcalan'ın yargılanma biçimi, yani aslında sistemi kendisi zaten hiçbir zaman orada hukuk işlemedi. Fakat bu son yıllarda bunun daha açık bir biçimde yapılmasının nedeni AKP, MHP faşizminin hani Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna, adaletine yaklaşımıyla ilgili bir şeydir. Çünkü tümden adaletsizliği bir sistem olarak toplumun önüne koydu, hukuksuzluğu. Kürtlere karşı açık bir faşizm uygulamayı, katletmeyi, açık katletmeyi, cinayetleri, siyahlarla, işgalle, başka yöntemlerle bunu çok açık bir politik olarak önlerine hedef koydukları için doğalında İmralı sistemine de bu kadar açık bir biçimde hukuksuzluğu, haber alamamayı, disiplin içinde, ceza içinde ceza vermeyi, tecrit içinde tecriti çok mübah görüyorlar. Kendi politikalarının bir gereği olarak Kürt halkına, Türkiye kamuoyuna verdikleri bir mesajdır. Çünkü yıllardır başaramadıkları, yani özellikle o 2 yıllık 2013-2015 yılları arasında Reber Öcalan'ın çözüm sürecindeki denemeleri, Türkiye'nin önüne bir çözüm perspektifiyle çıkması, buna devletin ikna olmaması, yani ısrarla savaşta ısrar etmesi, teslim alamama durumu, gerillaya karşı yürütülen savaş, güneyde, Rojava'da IŞİD yenildi. Türkiye bu konuda AKP ya da Erdoğan ya da devletin kendisi çok özel bir beklenti içindeydi. IŞİD'in Kobani'den başlayarak Mahmur'a kadar Kerkük'e bütün Kürtlerin yaşadığı illeri işgal edip yerleşeceği temelde bir beklentisi vardı. O Kobani düştü düşecek heyecanını onun için yaşıyordu. Bütün bunlarda bu kadar maliyeti yüksek bir savaşa, bu kadar insanlık suçu, savaş gerçekliğine rağmen Reber Öcalan'a, Kürt Özgürlük Hareketi'ne, Kürt halkına, Kürt siyasetine, kadınlarına boyun eğdirememenin öfkesi olarak dönüyor. İmralı Adası'ndaki tek kişilik işkence sisteminde istediğini uygulamak istiyor ve onun üzerinde mesaj veriyor topluma. Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi aslında yıllardır çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani İngiltere'deki sendikadan tutalım, Latin Amerika'daki siyasetçiler, bilimciler, işte eski hükümet yöneticileri, ciddi bir toplumsal kitle, gençler, kadınlar, bu hukuksuzluğun sona ermesi gerektiği, artık sadece tecridin kaldırılması değil, zamanı şimdi, Öcalan'a özgürlük temelinde bir hamle çalışması söz konusudur. Hem Kürt Kadın Hareketi'nin hem genel Kürt hareketinin çalışmalarıyla birlikte bu Uluslararası Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi de diplomatik düzeyde ve toplumsal etkinlik anlamında çok çalışma yapıldı. Yani Özgürlük Gemisi bu çalışmaların bir parçası olarak bu inisiyatif tarafında organize edilmişti. Bunun özelliği de 12 Kasım'da Reber Öcalan'ın Roma'ya gittiği güne denk gelmesi. Yani komplo sürecine atıfta bulunarak biraz 22 yıl önce Yunanistan'ın bu komploda rolü ne oldu, Atina'da neler yaşandı, Yunan hükümetinin sorumlulukları ve o süreçte halkın, binlerce halk 99 komplo sürecinde Kürt halkının yanında yer aldı. Yunan toplumunda bu hukuksuzluğun yaşanmaması açısından. Yine Roma'da Kürtler aylarca orada bir direniş sergiledi. Güneşimizi karartamamışsınız temelinde o süreçte yaşanan eylem, etkinlikler, tepkiler söz konusuydu. Komplonun yıl dönümüne atıfta bulunarak yapılan bir çalışmaydı. Hem tekrar dostlarla o direniş sürecini, o sahiplenme sürecini, o süreci yaşayan Kürtlerin yanında yer alan dostları, yine Reber Öcalan evinde kaldı, yani Atina'da bir gün kaldı, kadının kızı panele katıldı, siyasetçiler yer aldı, avukatlar yer aldı. Bunu içeren bir çalışmaydı. Tekrar o 22 yılı hatırlatan, sorgulayan, hükümetlerinin rolünü doğru oynamadığı,
aslında 99 komplo sürecinde Avrupa ülkeleri o rolünü oynasaydı, çünkü Reber Öcalan şunu söylemişti, hani ben daha da tercih edebilirdim ama öldür siyasetinden bir şey çıkmayacağını düşünerek ben Avrupa'da demokratik bir çözüm, kalıcı bir barış umudunu taşıyarak yola çıktım ve bu umudun sonuçta komployla sonuçlandığını, uluslararası güçlerin, Avrupa demokrasisinin ve siyasetinin Kürt sorunu çözmek istemediğini komployla ortaya koymuş oldular ve aslında bu 23 yıldır süren tecritte de bu güçlerin çok ciddi bir rolü var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin rolü var, SPİT'in rolü var, Avrupa Bakanlar Konseyi'nin rolü var. Çünkü uluslararası kurumlar, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar var. Yani Türkiye Anayasası'nın hukukunun üstünde bağlayıcı uluslararası yasalar olmasına, kanunlar, kurallar olmasına rağmen bunun karşısında sessiz kalabiliyorlar. En son açıklamaları yine öyleydi Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun. Bununla da bağlantılıdır ama ne kadar derinleştirirlerse derinleştirsinler bu tecridi. Ama diğer taraftan da bu kadar hukuksuzluk sonuçta toplumda başka bir sahiplenmeye, başka bir direnişe ve başka bir mücadeleye de yol açıyor. Bu açıdan da Yunanistan'da da Napoli'de de İtalya'da da Latin Amerika, Avrupa ülkelerinde de demokratik modernite paradigması, demokratik konfederalizmin Rojava'da başarılı olma biçiminin yarattığı çok güçlü etkiler var ve insanlar bunu düşünerek, bunu bilerek sahipleniyor. Sadece Kürt halkı ya da önderliği bir tecritle, bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığı için değil. Bu kapitalist sistemin sorunsallıklarına çözüm olarak çok güçlü bir paradigma sahibi olduğu için bu mücadelede bir hem eylem gücü olduğu için, hem örgütlenme modeli olduğu için, hem paradigmaya sahip, hem önderliğine sahip olduğu bir komple mücadele gerçekliğini görerek insanlar hem Öcalan'ın özgürlük inisiyatifinde yer alıyor, hem düşüncesini, felsefesini tartışıyor. Ki sosyologlar, filozoflar ve akademisyenler bu konuda çok büyük katkılar sunuyor. Çok somut, hani Kürt halkının önderliğine, iradesine sahip çıkarak teşhir ettiği, sahiplendi ve orada Reber Öcalan'ın güçlü duruşuyla teşhir olan bir gerçeklik, bir koşuldur ama binlerce, on binlerce tutsağın yaşadığı koşullar çok farklı değil. Yani Avrupa ülkeleri ya da Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin bu konulardaki genel politikalarına karşı bir sessizlik söz konusudur. Komple bir yaklaşımdır. Zorlayıcı olan budur. İşte en son